Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcast'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk. Her zamanki gibi diğer mikrofonda da Berk Ünsoy var. Berk merhaba abi. Merhaba abi, nasılsın? İyidir Berk, ne yapalım? Koşturuyoruz işte, tatil haftası. Galiba ikimiz de tatildeydik geçtiğimiz hafta. Böyle biraz yaydık. Bu hafta tekrardan evet. İşbaşı yapacağım ben ama sen tatile devam ediyorsun galiba. Benim biraz daha devam ediyor tatil. Şanslısın vallahi ben. Ağustos'u böyle bitireceğiz. İyi güzel vallahi, ben pazartesi yani yarın sabah tekrardan işbaşı, hatta da işte bayağı bir yoğun. Bakalım ne yapacağız. Yoğun bir hafta beni bekliyor. Kolay gelsin diyorum şimdiden. Teşekkürler Berk. Berk, bu hafta seninle daha önceden konuştuğumuz gibi artık sonunda CICD'ye dalalım. Çünkü hani söyledik buna gireceğiz ama araya işte Kubernetes sıkıştırdık. Ondan önce başka şeyler sıkıştırdık. Yani DevOps'tan sonra bu CICD'ye girecektik ama bir türlü giremedik. Bu hafta buna girelim diyorum. Ne dersin? Çok güzel bir fikir. Bence de girelim. Zamanı geldi. Ve buna da şöyle girelim diyorum Berk, şu şekilde bir tanım yaparak başlayayım. Aslında tanımdan da daha önce şunu sormak istiyorum sana. Şimdi bu CI/CD olaylarını biraz anlatabilmemiz için, bunun üzerine biraz konuşabiliyor olabilmemiz için bir yazılım ekibi nasıl çalışıyor? Bu yazılım ekibi bu kodu, şimdi şöyle şunu sormak istiyorum sana, şunu açıklamanı istiyorum. Hani bir yazılım ekibiyiz, 40 tane adam var diyelim. Hani o yazılım ekibinde tek bir tane araç yazıyoruz veya tek bir tane web sitesi yazıyoruz veya tek bir tane mobil uygulama yazıyoruz ama bunu tek bir yazılımcı yazmıyor. Yani birçok yazılımcı bir araya gelip bu işi birlikte yapıyorlar ama herkes kendi farklı dünyalarında çalışıyor. Sonunda nasıl oluyor da bu kodu birleştiriyorlar, ne yapıyorlar, buralarda neler dönüyor? Bu süreci biraz açıklayabilir misin? Yani yazılımcılar, developerlar bir arada nasıl çalışıyorlar? Buna biraz açıklık getirebilir misin? Bir arada çalışmak her zaman bir ekstra efor gerektiren bir iş. Yani kendi başımıza bir şey yaptığımız zaman şey denir ya, şöyle bir laf vardır. Hızlı gitmek istiyorsan tek başına git ama uzun mesafe gidebiliyorsan kalabalık olarak git diye bir laf vardır. Ya kesinlikle de doğrudur, onu da söyleyelim. Evet ve uzun mesafe gitmeyi kalabalık gitmek derken orada bahsedilen şeydir. Hani herkesin ortaklaşa bir iş üstünde çalışması birbirine yardımcı olarak. Ama bu neyi getiriyor? Bir miktar problemleri getiriyor. Bunlar senkronizasyon problemi olabilir, sosyal problemler, anlaşım olabilir, işlerin bir araya getirmesi olabilir. Yazılım mühendisliği de bundan etkilenmeden kalan bir disiplin değil. Sonuçta yazılım mühendisliği tarafında da böyle bahsettiğin gibi ekipler bir araya geldiği zaman herkes oturuyor, bir kod yazıyor, bir geliştirme yapıyor ve bunun bir şekilde çalışan bir ürün olarak veya bir servis olarak ayakta durabiliyor olması gerekiyor. Burada bizim karşımıza ne çıkıyor? Bu kadar kod yazılıp sürekli değiştirilirken, sürekli bir araya getirilirken bizim bir şeyleri bozmuyor olmamız gerekiyor. Müşteriyi etkilemiyor olmamız gerekiyor ve bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunu ya insan yoluyla engelleyebiliriz. Vaktimizin ciddi bir kısmını buna yol açacak şeyleri gözle okuyarak, planlayarak silmeye, yok etmeye çalışabiliriz veya bunu bizim yerimize bizden daha iyi ve efektif bir şekilde yapabilecek sistemleri işin içine dahil ederek yapabiliriz. Bu sistemler neler? İlk başta source control sistemleri geliyor en başta. Yani burada şeye kaymak istemiyorum. Hani diyeceğim ki source control sisteminin kullanılmadığı yerler de var dünyada diyeceğim. Şimdi o tarz pratiklere girmenin hiçbir anlamı yok. O tarafa direkt geçiyorum. Hani söyleyeceğimiz her şey genel olarak hani best practice veya optimum yaklaşımlar üstünde olacaktır. Dolayısıyla evet, bizim en temelde neyimiz var? Kodlarımızı ve bizim için önemli olan konfigürasyon türü vesaire şeyleri sakladığımız bir kontrol sistemi var. Bize versiyonlamayı sağlıyor, bize değişikliklerin farklarını görmemizi sağlıyor. Hangi tarihte kim ne yapmış, niye yapmış, bunların açıklamalarını okumamızı sağlıyor. Bu böyle bir sistem var. Bunun yanı sıra yazdığımız kodun kendi parçası olarak yazdığımız ve refactor edebilmemizi sağlayan, bir şeyleri kırıp döküp gitmeden ilerlememizi sağlayan yazdığımız değişik seviyelerdeki testler var. Ve bunlar normalde hani kodun içerisinde atıl olarak duruyor. Ve dolayısıyla ne gerekiyor? Bir de bunların sürekli olarak çalıştırılması, bize geri dönüyor olması gerekiyor. Ben bir şey yaptım, değiştirdim. Acaba bu bir şeyleri bozdu mu? Başka bir yerlerde etkisi var mı? Değişik seviyelerde ben bunun yarattığı etkiyi nasıl görebilirim? Böyle ekipler bu tarz şeyleri, eforları müşteriyi etkilemeden, müşterinin yaşantısını, hayatını bozmadan ilerleme sağlayabilecek hızda gidebilmemizi
sağlayacak teknolojileri bir araya getirerek bu işleri insanlardan almaya çalışıyorlar. İşte CI/CD de bu tamamına söylenen. Bu CI kısmı, CDD'den ziyade CI kısmı, Continuous Integration kısmı da buna tekabül ediyor esasında. Yani kod kısmına bu, işin. Evet, işin kod kısmından ziyade şöyle diyebiliriz. Release'e kadar, delivery'e kadar olan bütün adımları kapsıyor diyebiliriz. İnsan faktörünü aradan çıkartıp repository'e gönderilen her değişikliğin, yapılan her merge'ün tekrardan derlenmesi, bütün testlerinin çalışması, bozulan, fail eden yerler varsa bunların geri bildirim olarak ulaşması ve daha bizim kendi kafamızdan planlayabileceğimiz artık hangi senaryolar varsa bize uygun olan onların çalıştırılması için gerekli altyapıya işaret ediyor, yaklaşıma işaret ediyor. Bu eskiden böyle şeyleri daha scriptler üstünden yaparken, daha scriptler üstünden yaparken veya daha primitif araç gelişleri kullanırken şu anda geldiğimiz noktada son derece basit çözümlerin yanı sıra son derece kompleks çözümlerimiz de var. Evet. Bu alanda ilerlemek için. Ve bu işin kaçınılmaz bir yanı, yani bir iki kişiyle çalışırken belki bunlar olmadan ilerlenebilir ama ekip sayısı arttığı zaman insanların arasındaki iletişim ve etkileşim de arttığından bir continuous integration sistemi ortada olmadan ciddi bir şekilde ilerlemek gerçekten zor. Tamam Berk, o kısma geleceğiz, araç kısmına da geleceğiz de ben şimdi şunu şöyle bir özetleyeyim senin söylediklerinden benim anladığım. Şimdi hiç continuous integration ve continuous delivery, yani bugünün konusunu bir unutalım. Şimdi sen bize ne dedin? Birçok insan var, bu birçok insan kodun üzerinde, aynı kod bloğunun üzerinde çalışıyorlar ve bunlar belirli değişiklikler yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane kod var, bu kodu bir tane developer kendi notebook'una veya kendi workstation'ına çekiyor. O kodun üzerinde yeni bir geliştirme yapıyor. O koda bir ekleme yapıyor. Doğru mu? Daha sonra bu kod alınıyor. Bu kodu merkezi bir yere gönderiyor bu developer. Yani ortamda herkesin erişebildiği, onun da o kodu çektiği merkezi yere. Yani herkesin bildiği GitHub diyelim. Böyle bir merkezi sisteme bu kodu gönderiyor. Ne oluyor bu gönderilen kod? Daha önceden o belirli bir base kodu aldı. Onun üzerine belirli bir değişiklik yaptı. Eklemeler yaptı. Belki çıkartmalar yaptı. Belirli bir değişiklikler oluştu. O değişik halini, yani değiştirilmiş halini bu ana repository'e gönderdi. Daha sonra bu ana repository'den bu yapılan değişikliklerle beraber o kod yeniden birleştiriliyor. Yani merge ediliyor. Ben bu değişiklikleri alıyorum, ana repository'e gönderiyorum developer olarak. Daha sonra o ana repository'nin karar vericisi kimse veya sahibi kimse onay veriyor. Benim o yaptığım değişiklikler o ana şeye, kod bloğuna ekleniyor. Şimdi senin anlattığın ikinci kısım da buradan sonra başlıyor. İşte continuous integration dediğimiz kısım. Ben bu kodu oraya gönderdim. Ama bu kod benim bilgisayarımda belki düzgün şekilde çalışıyor ama ben belki bazı şeyleri gözden kaçırdım. Bu kod acaba bizim o kodu tutan organizasyonun, yani o kod sahibinin kalite standartlarına göre düzgün çalışıyor mu? Ne yapılıyor? İşte burada o kod alınıyor, o koddan yeniden bir derleme yapılıyor. Yani o kod derleniyor, çalışan bir uygulama haline veya çalışan bir web sitesi haline getiriliyor ve onun üzerinde çeşitli testler çalışıyor. Nasıl testler çalışıyor? İşte bu kodun düzgün kaliteli olup olmadığıyla ilgili testler çalışıyor, unit testler çalışıyor, bu kodun çeşitli parametreleri karşılayıp karşılamadığı görülüyor. Ondan sonra fonksiyon testleri çalışıyor. Benim yaptığım bu değişiklik başka bir yerdeki bir fonksiyonu bozdu mu veya başka bir yerdeki bir çalışma düzenini bozdu mu? Bunlara bakılıyor. Eğer bu testlerin tamamı düzgün şekilde tamamlanırsa sonra deniliyor ki artık bu yeni yaratılmış kod, yani benim yaptığım değişikliklerle beraber yeni yaratılmış versiyon artık bizim kullanıcılara sunulmaya hazır. İşte bu noktadan itibaren ne başlıyor Berk? Buradan sonraki kısma ne diyoruz? Buradan sonraki kısma ya continuous delivery veya bir sonraki step continuous deployment diyebiliriz. Ama continuous delivery olmadan zaten continuous deployment olamıyor. Yani buradan sonraki kısım da şu o zaman. Ben bu kodu aldım. Yani o son onaylanmış halini, testlerin yapılmış halini derledim. Düzgün şekilde çalışabilecek bir hale getirdim ve bunu
götürüp benim bu müşterilerim neredeyse, nereden bana ulaşıyorlarsa o sistemlerin üzerine bunu tek tek yükledim. İşte buna da continuous deployment deniliyor. Yani ben aldım bu kodu, onaylanmış kodu, deploy ettim. Artık bu bir kendi veri parkındaki sunucuları olabilir, bunlar bir konteyner olabilir, bunlar cloud üzerindeki sanal sunucular olabilir veya cloud üzerindeki managed servisler olabilir. Artık nereden ben bunu müşteriye sunuyorsam oraya deliver ediliyor. Hatta şey de olabilir, CD'ye de basılıyor olabilir. Ben eskiden bunları ben direkt cloud üzerinde veya şeyle yapmıyordum. O son halini alıyordum. Daha uzun sürüyordu tabii ki. Şimdi işte aradaki farklardan bir tanesi de bu. Önceden ben bunu 6 ayda bir, 7 ayda bir veya senede bir gönderiyordum müşteriye CD'ye basıp artık o deployment kısmını öyle yapıyordum. Artık müşteri benim yönettiğim sistemlere bağlı olduğu için ben bunları kendi sistemlerimin üzerinde şey yapıyorum, yüklüyorum ve artık kendi sistemlerimin üzerine yüklediğim için de sürekli geliştirebilme şansım var. Yani 6 aylar, 7 aylar beklememe gerek yok. Önceden şöyle bir sıkıntım vardı. Ben önceden bir kodu geliştiriyordum. İşte bir senelik bir geliştirme sürecim var. Sonra sevabıyla, günahıyla bunun 1.0 versiyonunu çekiyordum. Onu bir CD'ye veya FTP sunucuya atıyordum. Müşteriye gönderiyordum. Ondan sonra bunun üzerine bir versiyonu için belki bir 6 ay daha bekliyordum. 6 ay daha geliştirme yapıyordum. Bu hani continuous integration kısmını hep ben içeride kendim yapıyordum. Test ediyordum vesaire. En sonunda 6 ayın sonunda her şey düzgünse bunu bir CD'ye veya bir FTP'ye koyuyordum, müşterime gönderiyordum. Ama artık müşteri bana direkt benim sunucularım üzerinden, benim yönettiğim sistemler üzerinden bağlı ve benim tekrar 6 ay CD ile FTP ile göndermeme gerek yok. Zaten kendim yönetiyorum bu sunucuları. O yüzden artık eskisi gibi her şeyi böyle 6 ay 7 ay beklemiyoruz. Hemen bir şeyi yeni bir düzeltme yaptığımızda veya yeni bir nasıl söyleyeyim, özellik oluşturduğumuzda bunu hemen deploy edip müşterilerimize sunabiliyoruz. İşte bundan dolayı da bizim artık bu süreci bir şekilde hızlandırmamız gerekti. Çünkü önceden 6 aylık bir sürem vardı. Artık 6 aylık bir sürem yok. Bazen 6 günlük bir sürem var. Hatta bazen 6 günlük bile bir sürem yok. Sabahtan bir hani bug fix ile ilgili bir şey geldiği bazen zaman. Bazen dakikalar var. Bazen dakikalar var. Onu hemen benim düzeltip tekrardan işte bu testlerin vesairelerin yapıldıktan sonra deploy etmem gerekebiliyor. O yüzden önceden bu 6 aylık süreçlerde ben bu işleri scriptlerle vesairelerle çok manuel şekilde uzun uzun süreçlerde yapabiliyorken artık böyle bir lüksüm kalmadı. İşte bu nedenle bu lüksüm kalmadığı için de benim bu süreci tek kodum benim o developer'ın notebook'undan başlayıp müşterilerimin ulaştığı sunuculara kadar olan bu bütün süreci benim mümkün olduğu kadar otomatikleştirmem gerekiyor. Çünkü hız kazanmam lazım. İşte bunu otomatikleştirmeye yarayan araçlara, sistemlere, ne diyelim metotlara, çalışma biçimlerinin tamamına da ne diyoruz? Biz continuous integration, continuous delivery ekosistemi. Bu ekosistemin tam amacı hani çok genel anlatıyorum, çok geniş anlatıyorum ama tam amacı aslında buradaki süreci mümkün olduğu kadar otomatize hale getirmektir. Ve buradaki araçların veya metotların da genel amacı budur. Derim ben. Sen ne dersin Berk? Bunlara eklemek istediğim bir şey var mı? Hız önemli ama benim düşünceme göre en büyük getirisi hızdan ziyade aynı adımları aynı şekilde geçiyor olması. O stabilite. Çünkü her nerede işin içerisinde insan vardır, orada hep bir risk vardır. Bir önceki seferle bir sonraki seferin birebir aynı şekilde yapılmayacağına dair. Bizim burada istediğimiz şey ne olursa olsun her çekin, her değişim aynı süreçten geçmek zorunda. Aynı kontrollü süreçten geçmek zorunda insan eli değmeden. Bu kalitenin tutturulabilmesi sağlamak, için, stabilitenin sağlanabilmesi evet, için. İnsan faktörünü bunun için bu noktada aradan çıkartmak gerekiyor. İnsan faktörü burada bir risk. Kesinlikle. Kesinlikle ama ben hız derken bu bizi hız böyle bir gereksinimimiz olduğu için söylüyorum. Yoksa şey değil hani hızlı olsun da daha kalitesiz olsun manasında değil. Biz zaten kaliteyi tartışmamıza bile gerek yok. O süreçte kaliteyi tutturamıyorsa doğru. Kazandığımız hızın da bir manası yok. Çünkü yani, eskisi gibi deliver edemiyoruz demektir. Yani hız şey demek değil. Hız ana amacımız değil. Hız bizim gereksinimimiz. Bu gereksinimi karşılamak için yapmamız gereken şeyler var. Bunların başında da otomasyon geliyor. Bunu söylemek istedim. Doğru. Hız burada bize yan etki olarak geliyor. Esasında dediğin gibi bizim birinci amacımız kaliteyi belli bir sisteme oturtmak.
Ama bu sistemi yazılım üstünde yaptığımız zaman otomatikman yanında eşantiyon olarak hızla gelmiş oluyor. Yani yüzlerce sayfalık derleme veya kurulum adımlarının üstünden geçmekle bunları bilgisayarın execute etmesi arasında hani dağlar kadar fark var. Dolayısıyla hız bunun artı yanında gelen eşantiyonu. Ama ana amaç kaliteyi kontrol edilebilir bir noktaya çekmek. İnsandan bağımsız ve kontrol edilebilir, yönetilebilir bir noktaya çekmek. Ya kesinlikle kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir noktaya çekmek, ama ben bu noktada senden ayrılıyorum. Şöyle ayrılıyorum. Önceden de bizim kaliteyi insandan ayırarak kontrol edilebilir ve yönetilebilir bir hale sokmamız gerekiyordu. Yani bundan 15 sene önce de böyle bir ihtiyacımız vardı. Kalite bizim hayatımızda hep bir ihtiyaç. Ben hızdan şunu söylemek istiyorum. Hız, hani az önce verdim ya örneği. Önceden ben bunu 6 ayda gönderebiliyordum. Artık 6 ayda gönderemiyorum. 6 günde belki göndermem gerekiyor. Hani bu süreci benim çok kısaldığı için, çok hızlı olduğu için benim o hızı karşılayabileceğim şeylerin bana sunuluyor olması lazım. Hız amacım değil benim. Hız benim artık hani hayatımın içinde. Bu hayatımın içinde olan şeyi de benim bir şekilde karşılayabiliyor olmam gerekiyor. Benim hani geldiğim nokta o. Belki tam olarak onu anlatamadım ama şey demek istemiyorum yani. Bizim amacımız hızlı şekilde deliver etmek bence de değil. Hani hızlı şekilde deliver etmek diye bir amacımız yok. Hızlı şekilde deliver etmek gibi bir zorunluluğumuz var artık. Hani çünkü artık 6 ay bekleyemiyoruz. Çünkü artık sistemler bizim kendi elimizde, kendimiz tarafından yönetiliyor ve müşterilere bunu bu şekilde hızlı şekilde sunmamız gerekiyor. Yani artık şeylerimiz yok. O lükslerimiz, bunu bir bekleyeyim, 2 sene sonraki release'de yayınlayacağım gibi bir lüksümüz kalmadı. O lüksümüz kalmadığı için de mecburen bunları bu şekilde hemen deliver etmemiz gerekiyor. Bunu da düzgün şekilde olabilmesinin nedeni, daha doğrusu düzgün şekilde, kaliteli şekilde, stabil şekilde olabilmesinin tek şeyi de şartı da bunların otomatize olması, insan elinin buna değmemesi, bu otomatizasyonun, bu hani düzenin sağlanmış olması gerekiyor. İşte bu düzeni sağlayan bir sürü de tool var, metot var vesaire var. Bu metotların, tool'ların tamamına da CI/CD ekosistemi deniliyor. Benim söylemek istediğim buydu. Katılıyorum. Peki bu ekosistem içerisinde bugün geldiğimiz belli bir nokta var. Yine yığınla yaklaşım var, yığınla teknoloji var. Peki sana şunu sorayım. Bu bir yandan da DevOps diyoruz. CI/CD olmasa DevOps olabilir miydi? DevOps olmasa CI/CD olabilir miydi? Yani bu ikisinin birbirini ateşleyip itelemesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya işte hani DevOps kısmında da bunu konuştuk ya. DevOps hani hep şey diyoruz. Bir tool değildir, araç değildir, insan değildir. Bir iş yapış şeklidir aslında. Biraz metottur, metodolojidir. Ben bunu şöyle görüyorum. Şimdi DevOps'u bir üst çerçeve olarak görüyorum. Yani Developer Operations, o tüm sistemi bir üst çerçeve olarak görüyorum. CI/CD biraz daha bunun içindeki hani framework olarak görüyorum. Biraz daha tool'lardan böyle bahsediyoruz ama çok açık ve net şekilde şöyle söylemek gerekirse CI/CD ve DevOps aslında birbirleriyle çok çok farklı kavramlarda değil. Hani DevOps bir üst çerçeve olarak diyebiliriz. CI/CD de bunun altındaki daha terminolojik şeyler olarak söyleyebiliriz. Ama birbirlerinin içine o kadar geçmiş, birbirleriyle o kadar grifit şeyler ki bunlar. Bunları birbirlerinden ayırabilmek veya bunları hani DevOps olmadan CI/CD olur mu, CI/CD olmadan DevOps olabilir mi demek çok da böyle hani... Gördüğün gibi hani şaşırıyorum, söyleyecek şey bulamıyorum, kelime bulamıyorum. Çünkü birbirleriyle o kadar iç içe kavramlar ki bunları ne birbirlerinden ayırabilirsin ne bir araya getirebilirsin. Ama şöyle özetlersem DevOps bir üst çerçevedir. Hani CI/CD de bunun altındaki o belirli gereksinimleri sağlayan frameworklere veya tool'lara verilen isimdir diyebilirim. Sen ne dersin? Ben biraz daha farklı yaklaşıyorum. Ben düşündüğüm zaman yani DevOps pratiklerini hani uygulanması gereken best practice'leri göz önüne alıp düşündüğümüz zaman altta yatan düzgün bir CI/CD yaklaşımı olmadan üstteki DevOps pratiklerini hayata geçirmek pek mümkün değil esasında. Şöyle diyebilir miyiz o zaman? Bak lafını unutma da. Gerekçe requirement diyebiliriz. DevOps'u gerçekleyen şey düzgün bir CI/CD ortamının olmasıdır diyebilir miyiz? Şimdi sadece düzgün bir CI/CD ortamı dersek şu yanlış anlamayı yol açmak istemem. Yani ben şunu görüyorum. Birileri çıkıyor. Diyor ki Atlassian'la anlaştık.
İşte şuradan JFrog'la anlaştık, oradan GitHub'la çalışıyoruz, şuradan şununla çalışıyoruz. Her şeyi aldık. Hani helva yapma malzemelerini toplarmış gibi. Ama olay bununla bitmiyor. Hani işin en büyük kısmı yine yazdığımız ürünün koduna ve bunun ne kadar düzgün test edildiğine geliyor. Yani garbage in, garbage out denir ya. Eğer elimizdeki hani CI/CD yaklaşımı veya araç gereçler ne kadar üst düzeyde olursa olsun, eğer yazdığımız ürünün kalitesinde bir iş yoksa onlar zaten bizi kurtarmayacak. Burada asıl amaç ürünün müşterinin istediği şekilde tutarlı ve düzgün bir şekilde çalışması olduğundan odağımızı ürünün kendisinden uzaklaştırmamamız gerekiyor. Bunu belirtmek istedim, bir yanlış anlamaya yol açmamak için. Ya orası sadece kesin, orası kesin. Sadece Jenkins kurmak, sadece GitLab Enterprise sahibi olmak başlı başına bir şeyi kaliteli hale getirmiyor. Ya o zaten her işte öyle. Bu yanlışa düşenler var. Ya belki o her işte öyle. Yani sen gidip dünyanın en iyi arabasını da alsan, senin şoförlüğün ne kadarsa veya arabayı nasıl kullanıyorsan onunla alakalıdır. Yani araba senin çok daha iyi şoför olmanı sağlamaz. Belki biraz daha hani güvenli olmasını sağlar, şey yapmasını sağlar ama sonuçta o senin kendi yeteneğin veya onu nasıl kullandığınla alakalıdır. Aynı şekilde dünyanın parasını harcayıp birçok tool'u vesaireyi kendi organizasyonuna koymak, o orada düzgün bir CI/CD olduğu manasına gelmez. Ama benim dediğim şuydu. Düzgün şekilde kurgulanmış ve çalışan bir CI/CD olmadığı bir ortamda DevOps'tan bahsetmek çok mümkün değildir. Hani senin söylediğin de buydu. Doğru. Zaten. Hani o yüzden şey diyebiliriz yani. CI/CD DevOps'u gerçekleyen şeydir aslında. Hani düzgün bir CI/CD pipeline'ın olması, bu altyapıda çalışan düzgün bir continuous integration, continuous deployment altyapının olması senin DevOps pratiklerini gerçekleştirebilmeni sağlar. O yoksa zaten DevOps pratiklerinden çok çok fazla da bahsedemezsin. Yoksa o şey yani düzgün kurulmamış, yok ne olmuş, almışlar, uygulamaya çalışmışlar, becerememişler. Oradan zaten hani ne orada nasıl bir DevOps'tan bahsedeceksin? Şimdi Berk, sana bir şey daha sormak istiyorum. Gene biz arkadaşlar bu arada hani genel olarak biz şimdi çok tool'lara vesairelere girmiyoruz. Bu artık 6. bölümde bunu anlamışsınızdır. Bizim hani şeyimiz bu ilk, en azından bir ilk 10-12 bölümde tek derdimiz biraz kavramlardan bahsetmek ve bu kavramların ne olduğunu biz kendi bakış açımızdan sizlere anlatmak istiyoruz. O yüzden çok derinlere girmiyoruz. Yoksa bu konuların hepsini ayrı ayrı tek tek alıp saatlerce konuşulabilecek veya teknik olarak tartışılacak şeyler var. O yüzden çok yüksek seviyede biraz bu konuların neler olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi Berk, sana bu tanım kısmından bir şey daha soracağım. Şimdi biz CI/CD dediğimiz zaman bir şekilde de şeye de başlıyoruz her zaman. Şunu duymaya da başlıyoruz. Infra as code. Aslında CI/CD'den önce biz infra as code'u duyuyorduk. Bununla ilgili hani konuşuyorduk, bununla ilgili şey tool'lardan bahsediyorduk veya bununla ilgili tool'ları kullanıyorduk. Nedir infra as code tool'ları veya infra as code ne demek veya biz niye infrastructure yani altyapıyı koda çevirmeye çalışıyoruz? Niye böyle bir manyaklık yapıyoruz? Bunun da geçmişine gidecek olursak esasında hani eskiden infra dediğimiz ve daha geleneksel yerlerde nasıl olurdu? İşte birileri sunucuları kurar, servisleri açar, bunların tanımlarını, ayarlarını yapar. Başka birileri network ayarlarını yapar, işte güvenlik şey. Ama sistemin topolojik olarak net bir tanımı yoktur hiçbir yerde. Yani bir T anında birisi dese ki bana söyle şu anda hangi sunucularda hangi servisler çalışıyor, hangi router'da hangi ayarlar var, nereden giriyor trafik, nereden çıkabiliyor, bunun cevabını verebilen kimse çıkmıyordu normalde. Verebilse bile bunlar bir Excel dosyasının içinde ya da bir video çizimi şeklinde oluyordu. O kadar yani, detaylı hani şey hemen kurulabilecek hani yapılabilecek şekilde olmuyordu. Yani mesela var mı dersen ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben bundan 10-15 sene önce çalışırken benim kendi yönettiğim infra ile ilgili bana herhangi bir bilgi sorduğun zaman ben bunu çıkartıp çak diye sana verebilirdim. Çünkü ben bunların hepsinin detayını tutuyordum. Ama şunu deseydin bana hani al bunu aynen kur desem gene 6 ayı bulurdu. Hani o elinde onun olmasıyla onun repeatable, hani repeatable da demeyelim de deployable, kurulabilir olması arasında fark var, onu da söyleyelim. Neyse sen devam et. Ben gene araya sazan gibi girdim ama.
Bir dokümanlara benim yaklaşımım dokümanlar, vizyo grafikleri veya Confluence sayfalarındaki yazan envanterler, işte ayarlar falan benim açımdan bunların görüntüsü wishful thinking şeklinde. Yani böyle olmasını umuyoruz, bunu diliyoruz, umarız da böyledir ama elimizde onun gerçekliğin o olduğuna dair hiçbir kanıt yok esasında. Çünkü kanıt nedir? Hakikaten yani bu altyapı, bu infrastructure her neyse bunun belli bir T anında belli bir şey halde olduğunun kanıtlamanın iki yolu var. Birincisi bu altyapı tamamen kod üzerinden yönetilecek. İkincisi hiçbir insan girip bireysel elle değişiklik yapamıyor olacak. Ancak bu iki şart bir araya geldiği zaman yapamıyor biz olacak elimizdeki... mı? O kısım biraz şey geldi bana. Yapamıyor demeyelim de yapsa bile hemen düzeltiyor olacak. Yani şöyle söyleyeyim, yapsa bile bunu tek başına yapamıyor olması gerekiyor. Yani ben bireysel olarak şöyle diyeceksin, işte yangın çıktı bir yerde, bir müdahale etmek gerekiyor. Çok acil bir şey yapmak gerekiyor diyeceksin. Öyle bir durumda bile birden fazla insanın bu konuda bilgisinin olması gerekiyor. Manuel bir değişiklik yapılacağı zaman esasında. Çünkü bu şöyle bir şey, yani bu kapıyı bir kez açtığın zaman çok acil durumda birisi inisiyatifi eline alıp tek başına kovboy misali dalıp bir şey yapar. Bu kapıyı bir kez açtığın zaman bunun arkası geliyor. Bu kapıdan sürekli insanlar girmeye başlıyor. Değişik sebepler, işte şöyleydi de şu lazımdı da bu lazımdı da mazeret çok, bahane çok. O yüzden bu kapının kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Bu kapıyı açmak kolay olmamalı. Çok 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 ciddi bir problem olması ve birden fazla insanın, yani ciddi problem olunca zaten hani sadece bir kişi biliyorsa o problem ciddi değildir. Öyle değil mi? Yani birden fazla kişiye ulaşan bir problem olacak ki biz o kapıyı aralama cesaretini gösterebilelim. Ve başa dönecek olursak altyapımızın kurulu hali bizim elimizde kod olarak deklaratif olabilir, başka şekillerde olabilir, kod olarak bulunsun. Ve bunun bir sonraki versiyonunu, her türlü değişikliği tekrardan sıfırdan başka bir yerde kurulmasını, bunun değişik amaçları olabilir. Yeni bir development environment ortamı olabilir, yeni bir data center kurulumu olabilir. Artık her neyse bunun tekrar tekrar çalıştırılabilir bir hale getirilmiş olması gerekiyor. Infrastructure as code esasında bize bunu sağlıyor. Yine insan faktörünü aradan çıkartmayı sağlıyor. İnsanın bireysel değişiklikler yapması. Yani şöyle düşünelim, biz kod yazarken ne diyoruz? İşte kodu yazacaksın, code review'a göndereceksin, işte oradan comment gelecek bilmem ne. Ondan sonra infrastructure, mesela şeye geçelim, güvenlik tarafına geçelim, network tarafına geçelim. Birisi girsin, çatır çatır ayarları değiştirsin, çıksın gitsin. Kimsenin haberi var mı yok mu belli değil. Yani bu da olabilir. Çok büyük yapılarda bu elbette olmuyor da bu göz ardı edildi birçok yerde. Senelerce. Yani altyapı daha böyle kaotik bir şekilde idare ediliyordu birçok yerde. Ve bunun sıkıntıları, zararları ortaya çıktı. Ne zaman ortaya çıktı? Biz development hızını, release hızını arttırdıkça, deployment requirement'larını arttırdıkça altyapının da buna uygun hız ve kalitede sürekli olarak değişip ilerliyor olması bir şart haline geldi. Bu sefer bottleneck oraya doğru kaymaya başladı. Bottleneck oraya doğru kayınca bu sefer orayı da otomatize etme yoluna gidildi. Ve bugün geldiğimiz noktada yani otomatize edemediğimiz bir şey yok diyebiliriz herhalde. Yani şöyle diyorsun. Biz normalde infrastructure'ı daha önceden, bu infra as code tool'ları veya bu yaklaşım çıkmadan önce bir tane arkadaş gider burada bize lazım olan infrastructure'ı, altyapı sunucuları, işte router'ları, switch'leri kurar. Onun üzerine de config'i yapar ve az önce benim söylediğim gibi bununla ilgili bilgileri Excel'e girer, ne bileyim şeye girer. Hani çeşitli işte Confluence'e girer, ne bileyim işte varsa SharePoint'a girer, oradan takip ederdi. Ama şöyle bir şey yoktu. O tool bir şey değiştirileceği zaman gidip orada o yaptığı değişikliği tekrardan gitmiş o SharePoint'a girmiş mi, girmemiş mi veya onun üzerinde yapılan değişiklik o takip edilmiş mi, edilmemiş mi?
bunların hiçbirini arka tarafta takip etmezdik ve belirli bir zaman sonra o şeydeki yani elimizdeki kayıt ile o sunucunun üzerindeki gerçek konfigürasyon arasında dağlar kadar fark olurdu. Ve o adam da yani onu da bilmediğimiz için şöyle bir şey olduğunu düşün. O sunucuda bir tane sıkıntı çıktı. Mesela şöyle diyelim. O sunucunun normalde ilk halinde 80 ve 22 portları açık sadece dışarıdan. Tamam mı? Böyle bir şey var bu sunucunun çalışabilmesi için. Ve gittik biz burada işte Confluence'a ya da SharePoint'a bu şekilde girdik. Bu sunucuyu kurduğumuz zaman 80 ve 22 portların dışarıda buna açık olması lazım. Bu arada çok basit şekilde anlatıyorum. Daha sonra biz gittik. Arada bir tane sıkıntı oldu. Atıyorum bunun üzerine 35 portunun da açılması gerekti. Ben çünkü bunun üzerine gittim bir tane küçük bir uygulama kurdum. Bu uygulamada gittim oradaki bilmem başka uygulamayla haberleşmesi gerekiyor. O uygulamanın da buna 35 port üzerinden gelmesi gerekiyor. Gittim bu değişikliği yaptım ben bunun üzerine. O anda şeyi kurtardım. Mesela hani şöyle söyleyeyim. Bu arada anlattığım şey bu olan şey ya. Hani şey değil hani farazi bir şey anlatmıyorum. Belki hani port numaraları vesaireler değil ama olan şey. Adam gidiyor mesela öyle bir sunucunun üzerine atıyorum tamamen bir belki merkezi bir rehber uygulamasından bir şeyi çalıştırması gerekiyor. Bulamıyor boş bir yer. Gidiyorsunuz diye bir tane bir şey kuruyor. Hani onu da şeye gitmiyor. Gidip SharePoint'e veya Confluence'e girmiyor. Daha sonra ne oluyor? Aradan bir sene geçiyor. O sunucuda bir sıkıntı çıkıyor. Haydi o sunucuda tamamen çöküyor. Bizim o sunucunun yenisini kurmamız lazım. Çok güzel. Elimizde şeyler var. İşte SharePoint üzerinde bütün bunun kayıtları var. Oradan baka baka kuruyoruz. Ha işte Red Hat bilmem ne kurulacak kur. Onun üzerine bilmem ne kurulacak kur. İşte dışarıdan 22 portunu ve 80 portunu aç. Ondan sonra 3 saat sonra diyorlar ki şey çalışmıyor. Rehber uygulaması çalışmıyor. Lan rehber uygulamasıyla bu sunucunun ne alakası var diyorsun. Hiçbir alakası yok ama sonra diyor ki bir tane yarım akıllı. Ya abi ben onun üzerine şey kurmuştum. Rehber uygulaması kurmuştum. O yüzden onun imajında rehber uygulaması da var. Onu dışarıda 35 portunu da açmanız gerekiyor. Niye bunu şeye girmedin diyorsun. Şey yapıyorum da abi unuttum o gün onu yapıyorduk. Şimdi görebiliyor musun sıkıntı? Yani ben çok basit şekilde anlattım ama bir de bunu binlerce sunucuyla, binlerce farklı uygulamayla çalışılan ortamda böyle bir şeyi düşünün. Bunun yerine zamanla ne çıktı? İşte az önce senin söylediğin gibi biz de dendi ki bunu böyle gidelim bir yerlere yazmak yerine veya birinin inisiyatif kalması yerine veya bunların üzerinde isteyenin istediği şekilde değişiklik yapabilmesi yerine bunları ortak merkezi bir sunucu bulalım. O sunucu üzerinde bu konfigürasyonları kod olarak tutalım ve biz bu sunuculara yani kullanmak istediğim sunuculara veya uygulamalara veya router'lara veya switch'lere üzerlerindeki konfigürasyonu bu ortak merkezi yerden basalım. Ve bu merkezi yerin bir başka görevi de şu olsun. Eğer bir tanesi bir kişi yanlışlıkla o sunucunun üzerindeki herhangi bir şeyi değiştirirse, olmaması gereken bir şey yaparsa biz onu da sürekli gözleyelim ve olması gereken hale getirelim. Yani self-healing de olsun. Sadece şey değil, hani konfigürasyon oraya basma şeklinde değil. Aynı zamanda yanlış bir şey yapıldığı zaman bizim merkezi sunucudaki konfigürasyon haline geri getirilsin. İşte bu yaklaşım, bu şeyler daha sonra çeşitli araçların ortaya çıkmasına neden oldu. Neydi işte bu araçlar? Chef'ti. Neydi bu araçlar? Puppet'ti, Salt'tı. Böyle çeşitli araçlar çıktı ve bu araçların tamamının yaptığı şeydi işte biz bunların hepsi infra as code araçları dedik. Bizim o konfigürasyonu yani manuel yapılan konfigürasyonu bir kod haline getirebilmemizi sağladık. Yani kod haline getirebilmemizin sağlanması da şu demek biz bir şey kod haline getirebiliyorsak onu otomatize edebiliriz. Onun yüklenmesini, onun çalıştırılmasını, onun yaratılmasını otomatize hale getirebiliriz demek. Manuelden çıkıp otomatize hale getirmiş olduk. Şimdi bunun biz niye bugün CI/CD altında konuşuyoruz veya Continuous Integration, Continuous Delivery altında konuşuyoruz veya ben bu soruyu niye sana bu bölümde sordum? Infra as code nedir? Niye CI/CD ile bir sürekli infra as code'u konuşuyoruz diye? Şundan dolayı az önce söylediğimiz gibi CI/CD'nin de belirli bir başarı sağlayabilmesi için aslında daha doğrusu özü birçok şeyi otomatize edebilmek. İşte bu otomatizasyonun içinde infrastructure da var. Yani sadece kodun deploy edileceği yere otomatik deploy edilmesi değil. O deploy edilen yerin de otomatik şekilde düzgün şekilde çalışılıyor olabilmesinin sağlanması gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayacağız? İşte az önce anlattığımız gibi sıkıntılar olmasın diye bu sürecin de otomatize edilmesi gerekiyor. Bu süreci otomatize edilen şey ne? Infra as code araçları.
Yani onun koda çevrilmesi, onun koda çevrilmesi sayesinde otomatize edilmesi, otomatize edilmesi sayesinde de CI/CD'de o deploy edebildiğimiz şeylerin düzgün şekilde çalıştığından emin olabilmemiz. Biraz fazla konuştum galiba bu sefer. Boğazım kurudu. Sen devam et, ben bir yudum bir şey içeyim. Ben şunu ekleyecektim. Şimdi infra as code derken, şimdi bu da esasında yeni bir terim. Çok eski bir terim değil. Ama konfigürasyon ve deployment yönetimi yeni bir olay değil. Hani mesela CF Engine'i örnek verdin. CF Engine aşağı yukarı 25 yıllık bir yazılım esasında. Ama burada infrastructure as code'un şöyle bir artısı oldu. Bir aydınlanma getirdi diyebiliriz insanlara. Bundan çok çok uzun zaman önce şöyle şeyleri yapabiliyorduk. Mesela hiç bu Ansible yokken, işte belki CF Engine varken, Puppet yokken karmaşık network cihazlarında çok detaylı ve karmaşık konfigürasyonları otomatize hale getirebiliyorduk güvenliğiyle, sunucu kurumlarıyla. Ama bunlar çok nispeten dar bir zümrede kalmış ve şirketten şirkete değişen yaklaşımlardı. Cisco'nun nasıl vardı değil mi öyle bir merkezli bir şeyi? Yanlış hatırlamıyorsam Cisco router'lardı. Ben kullanmadım. Bizim yaptığımız daha çok şey şeklinde oluyordu. Router'ın kendi konfigürasyonunu template haline getirip mesela belli kullanım amaçları için belli template'ler oluşturup onları parametrik hale getirip daha sonra tabii o zaman Jenkins yoktu, Hudson falan vardı. Onların üstünden tekrar tekrar çalıştırabilmek. Mesela bu şekilde çalışan 10 küsür sene önce laboratuvar altyapıları vardı. Sen sadece oturduğun yerden işte bir iki butona basıyorsun. Sana onlu network'ten bir C veya B class IP atıyor. B class almak biraz daha zordu iç network bile olsa da. Hani istediğin subnette bir IP alanı atıyor. Sana VLAN'ını oluşturuyor. Sana tünellerini açıyor. Ve bunların yapıldığı zamanlar esasında Ansible'lar, Puppet'lar falan yoktu. Yani ama çok spesifik işte network kişiler. Çok evet, network tarafında. Sonra bunun üstünde hangi IP hangi fiziksel sunucuya bağlanacak? Tabii bunun daha doğrusu bu şöyle oluyor. İşte o IP porta, fiziksel porta assign ediyorsun. O fiziksel portta belli bir sunucuya gitmiş oluyor. Bunların hepsinin kodu yazılabiliyordu. Fakat bu şey bir yaklaşım yoktu. Tepeden yaklaşan ve ortak ve başka yerlerde kullanılabilecek, tekrar tekrar kullanılabilecek bir yaklaşım yoktu. Bunlar, şirkete özeldi yani. Şirkete özel, ekibe özel kod yığınlarıydı. Infrastructure as code bunun bir standart haline gelmesini, bu pratiğin küçük çapta da çalışıyorsak, büyük çapta da çalışıyorsak bunun gündelik yaşamın bir parçası, standart pratiğin bir parçası haline gelmesi gerektiğini fikrini yaydı diyebiliriz. Yani aslında gerektirim olduğu için de birden hayatımıza girdi de diyebiliriz. Yani sadece o fikri, o araçlar yaymadı da hani aynı işte DevOps, CI/CD diyoruz ya, birden böyle hayatımıza bunlar girmedi. Belirli gereksinimler bunları itekledi. Aynı şekilde infrastructure da az önce söylediğimiz sıkıntılarımız olduğu için, bunları manuel çözüyor olmaya çalıştığımız için bu alanda araçlar çıktı ve standartize oldu. Bu da belki daha doğru olur söylemek. Hani onlar bizi ittirmedi de biz şey, onlar bizi buna mecbur kılmadı da biz böyle şeylerin ortaya çıkmasına sebep olduk diyebiliriz. Burada şeyin de çok büyük payı var tabii. Google gibi, Facebook gibi büyük altyapılar üstünde çalışan şirketlerin kendi fiziksel altyapılarını yönetmek için koydukları eforun da bunların gelişmesine kah yaklaşım olarak, vizyon olarak daha çok, daha büyük çoğunluğa yayılmasına katkıları tabii ki var, evet. Çok büyük. Yani tabii ki, yani şimdi benim yönettiğim 100 tane sunucu üzerindeki saçımı başımı yolduran sorun, hani beni uyutmayan sorunu bir de şey düşün, 10 binlerce sunucunun orada ortamlarda düşün. Onların bu sorunların tamamen hani bir de şey katlanarak adamlar katlanmış haliyle uğraşıyorlar. O yüzden onları, yani belki ben manuel şekilde bunları devam ettirebiliyorum ama belli bir ölçekten sonra bunların hiçbiri manuel şekilde devam etmiyor. Hani o sadece şey değil, hız kazanmak vesaire değil. Onu yapabilmen için bunu zaten otomatikleştirmen mecburi. Hani belki 100 sunucu üzerinde manuel belirli bir yere kadar, hani adam sayısını arttırarak gidebilirsin, ne bileyim işte
bazı işte senin az önce söylediğin gibi hani iki kişi aynı anda değişiklik yapmasın gibi kurallar koyarsın. Change management'ı biraz daha sıkılaştırırsın vesaire, bir şekilde halledebilirsin. Ama ortamda 10 bin tane yönetmen gereken sunucu varsa, yani 2 artı 2 eşittir 4. Buna mutlaka otomatize bir çözüm bulman gerekir. Yani onu mecburiyet, o sadece şey değil. Kesinlikle. Ayrıca cloud provider'ların da cloud provider'lar üstünde yaptığımız iş arttıkça altyapıyı kod olarak yazma zorunluluğu da gittikçe daha artar hale geldi. Hatta yani bu bir zorunluluk. Hani birinci günden çalışmaya başlayacaksın. Nasıl başlayacaksın deseler, altyapıyı kod olarak yazarak başlayacaksın. Kod review'ları otomatize ederek başlayacaksın. Belli şeyler var. Testlerini yazarak başlayacaksın. Hani sonuçta Roma bir günde kurulmadı ama hani ilk konulan taşların belli özellikleri taşıyor olması gerekiyor. Bu da o en temel taşlardan birisi esasında. Güzel bir şeye değindin. Continuous Integration'dan söyle, devam et pardon. Continuous Integration'dan ve Deployment'dan bahsedip de infrastructure'ı kod olarak yönetmiyorum demek birbiriyle epey çelişen şeyler olurdu. Kesinlikle. Şimdi cloud kısmında da şöyle bir şey var. Şimdi cloud kısmında zaten artık şöyle bir güzelliğimiz var. Önceden biz manuel olarak kurduğumuz ortamların düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını infra as code araçlarıyla emin oluyorduk veya bunu sağlıyorduk. Artık cloud geldikten sonra biz infrastructure'ın provizyon edilmesini de bu hani infra as code araçlarıyla yapabiliyoruz. Bu bize bir ekstra bir şey daha getirdi. Şimdi önceden ben o manuel sunucuyu mutlaka, hani fiziksel sunucuyu mutlaka gidip kendim elimle o kabine sokmam gerekiyordu, değil mi? Yani onun o süreci otomatize etme imkanım yok. En azından bir tane mutlaka adam bulacağım, o kabini oraya sokacağım, işte o network kablosunu oraya bağlayacağım, sonra onu gidip switch'ten hangi port olduğunu soracağım, o porta gidip tanım yapacağım vesaire. Orada yapmam gereken birçok manuel şey vardı. Cloud'la beraber artık bunlara da gerek kalmadı. Benim o ortamı da provizyon edebilme imkanım geldi. O yüzden senin dediğin gibi ben artık cloud'da çalışmaya başlıyorum, bulutta çalışmaya başlıyorum. Birinci yapmam gereken şey benim ortamımı o cloud'ın üzerine otomatize şekilde nasıl kurabilirim? İşte burada da daha değişik araçlar çıkmaya başladı. Hani Ansible'lar, bu Chef'ler, Puppet'lar o sunucunun veya o cihazın kendi içindeki konfigürasyonun o belirlediğimiz seviyede kalması içindi. Şimdi Terraform gibi araçlarla biz o hani sunucunun, o switch'in, router'ın sanal halinin de kurulmasını sağlayabiliyoruz. Bu da bize ekstra bir belki külfet, belki avantaj olarak hayatımıza girdi. Şimdi Berk, gene 43'lü dakikalara geldik. Artık sona yaklaşıyoruz ama sona yaklaşmadan önce şimdi bir tane daha kavram var. Bu CI/CD DevOps ortamlarında kavram bitmiyor. Şimdi de bir de GitOps diye bir şeyden bahsetmeye başladık. Nedir abi bu GitOps? GitOps bizim her gün kullandığımız, hani artık dünyanın büyük bir çoğunluğu Git kullanıyor. Source kaynak kodlarını yönetim için. GitOps yaklaşımı altyapının tanımlanması ve bunun provizyon ve deploy edilmesi işini de Git akışları üstünden yönetmeyi öneren şemsiye, bir umbrella tanım, bir paternler grubu diyebiliriz. Ne demek yani, şöyle mi? Benim az önce söylediğim işte bu hani ortamı da provizyon edebilme kısmını ben artık şey otomatize edebiliyorum, kod haline çeviriyorum. Zaten o ortam provizyon edildikten sonra o ortamın içindeki komponentlerin belirli bir konfigürasyon seviyesine gelmesini zaten otomatize edebiliyordum infra as code'la. Şimdi GitOps'la beraber ben artık bu yarattığım bu kodları belirli bir center repository'de tutarak bütün değişikliği onun üzerinde yapıp oradan tetikleterek bu provizyon işini veya şey işini yapmaktan mı bahsediyorsun? Yani artık merkezi yerimizin, bütün değişiklik yapılacak yerimizin o Git repository'si olmasından mı bahsediyorsun? Evet. Gayet güzel tanımladın. Aynen bundan bahsediyoruz. Yani infra as code'un aslında özünün
kodda özü diye diyebiliriz. Hani GitOps aslında inference koddan çok çok değişik bir kavram değil. Yani nedir bu GitOps dediğimiz? Operasyonun artık operasyondaki her şeyin kod haline çevrilmiş olması. Inference kod da zaten bu. Ama bunun bir adım da ileriye giderek şimdi inference kod araçlarında o araçlar üzerinden bu konfigürasyonları dağıtıyorsun veya o konfigürasyon dosyalarını veya o konfigürasyonu o araçlar üzerinde veya o araçların belirlediği yerde tutuyorsun. GitOps yaklaşımında ise artık her türlü değişikliği sen kendin o source kodunun üzerinde, yani bu infra'yı da bir source kod olarak görerek bunun üzerinde yapıyorsun ve oradan değişikliği tetikletmeyi amaçlıyorsun. Yani gidip tekrardan o araçların üzerinden değişiklik yapmak yerine source kontrolde değişikliğini yap. Bir şekilde bir trigger onu tetiklesin ve değişiklik onun üzerinden gerçekleştirilsin. Evet, normal pull veya merge requestlerden geçerek, hı-hı, code review'dan geçerek daha sonra ilgili triggerlar çalışacak şekilde. Hani bu şey denilebilir, hani bu normalden farkı ne denilebilir? En büyük farkı, şimdi infrastructure as code dediğimiz zaman bizim bu kod tanımını hani şey üstünden çalıştırmamız gerekmiyor esasında. Hani bir sürü yerde bunu lokal çalıştıranlar da var checkout ettikten sonra veya CI/CD üstünden tekrar trigger edenler de var. Ama bu GitOps yaklaşımı olayın, bütün akışın aynı bir ürünün kodunu değiştirir gibi düşünüp yönetmemizi yani sağlık veriyor esasında. Şundan şöyle bir, yani bunu gerçek bir örnek üzerinden anlatırsak şöyle diyelim. Hı-hı. Ben Kubernetes üzerinde bir tane poda normalde bir CPU atamışken iki CPU atamak için istersem Kubernetes'e bağlanırım. Kubernetes'in CLI üzerinden o podu edit ederek bunu gerçekleştirebilirim. Ya da giderim bir tane şey yaparım, adını sen söyle, onun YAML dosyasını üzerinden kendim edit ederek bunu deploy edebilirim. Ya da üçüncü yöntem, bunların hepsine kısıtlanmıştır, kimse buraya dokunamaz. Ben GitHub üzerindeki o podu oluşturduğum duran YAML dosyasını kendi makineme çekerim, forklarım, onun üzerindeki o bir CPU'dan iki CPU'ya update'ini yaparım. Daha sonra bunu geri GitHub repository'ıma push ederim. Merge request gönderirim. Pull request gönderirim. Daha sonra o GitHub'ın o kendi süreci çalışır. Benim yaptığım değişiklik bakılır. Eğer onaylanırsa arkada o onaylanırsa o benim yaptığım değişiklik repository'ye merge edilir. O merge bir şey tetikler. Gider o YAML dosyası alınır. Kubernetes'te de benim podum update edilir. Yani süreci benim az önce anlattığımdan buna çevirmeye, bunun düzgün olduğunu söyleyen şeye de GitOps diyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Genellikle Kubernetes'le beraber anılıyor. Fakat yaklaşım olarak baktığımız zaman hani bunu GitOps için Kubernetes şarttır demeye gerek yok. Bu bir yaklaşım. Kubernetes tarafında çok yoğun olarak kullanılabiliyor. Ama o tarafa ait olarak görmemek lazım. Kesinlikle. Ben Kubernetes üzerinden bir tek bir örnek verdim ama senin de söylediğin gibi bu genel bir yaklaşım. Bu yaklaşıma da GitOps yaklaşımı deniliyor ve artık yine 50 dakikalara geldiğimiz için burada sonlandırmayı uygun görüyorum. Sen ne dersin Berk? Bugün yine Microsoft övmedik ama bugün de övmeden bitirelim. Ne dersin? Artık bir dahaki sefer birkaç kere övelim. Evet. O son 2-3 yıldır hiç övmüyoruz. Şey olmasın yani. O zaman 7. yayında direkt şey Microsoft överek başlayalım. Tamam mıdır? Tamam. Berk, tamamdır. Teşekkürler tekrardan. Kendine iyi bak diyelim. Çok teşekkürler. 7. yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.